Merhaba arkadaşlar. Ben Serdar Erkan Düzgören. Kitabımızı aldığınız için çok teşekkür ederim. Öncelikle kendimden birazcık size bahsetmek istiyorum. Merhaba arkadaşlar, ben Serdar Erkan Düzgören. Yine bir videomuzda beraberiz. Bu videomuzda arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde yayınlanan 3D Max 2016 versiyonunun bir ön izlemesini, tanıtımını ve gelen yenilikleri sizlerle paylaşacağım. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. 3D Max'in 2016 versiyonu birçok yenilik ile beraber geldi. Hatta programın kendi içerisinde devrim niteliğinde yenilikleri var. Kısaca bunlardan bahsetmek gerekirse, öncelikle 3-2 tip kamera vardı. Önceki versiyonlarda Target ve Free olarak. 2016 versiyonunda artık 3 tane kamera seçeneğimiz var. Free, Target ve fiziksel kamera arkadaşlar. Sonrasında merhaba arkadaşlar, ben Serdar Erkan Düzgören. Bu dersimizin konusu arkadaşlar, 3D Max 2016 temel kullanım dersleri içerisinde yer alan ışıklar, lights. Yani 3D Max 2016'da ışıklar nedir, nasıl kullanılır, özellikleri nedir? Bunları inceleyeceğiz arkadaşlar. Evet, isterseniz hemen başlayalım. Zaten de çok da karmaşık değildir, çok da zor da değildir. Çabuk kavrayacağınız bir ders. Arkadaşlar şimdi merhaba arkadaşlar, ben Serdar Erkan Düzgören. Nihayetinde DVD setimizin en son konusunun en son dersini işleyerek eğitim setimizi nihayete kavuşturmuş olacağız. Evet arkadaşlar, son konumuz Nvidia Mental Ray Render motoru ile basit bir sahne tasarımı. Dersimizin konusu bu arkadaşlar. Küçük bir şey yapacağız sizden beraber, stüdyo tipi bir sahne yapacağız. Çok basit. Merhaba arkadaşlar, ben Serdar Erkan Düzgören. Yine bir dersi de beraberiz. Bu dersimizin konusu 3D Max 2016 versiyonuyla beraber gelen ve yeni bir özellik olan A360 Cloud Rendering özelliği arkadaşlar. Bunu nasıl kullanıldığını, ne işe yaradığını bu dersimizde inceleyeceğiz. Kısaca bahsetmek gerekirse arkadaşlar, Cloud Rendering isminden de anlaşılacağı gibi Bulut Render Sistemi anlamına geliyor. Autodesk'in Bulut servisinde sahneleriniz render ediliyor arkadaşlar. Şu anda bu servisi kullanabilmeniz için öncelikle bir Autodesk hesabınız olması gerekiyor. Bu hesapta size tanımlanan limit dahilinde render işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu render sistemi arkadaşlar, şu anda sadece Mental Ray render motorunu desteklemekte. Ama faydaları oldukça büyük, hızlı render alıyor. Render süreleri bayağı kısaltıyor arkadaşlar. Bunu belirtmekte